Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle postaların kapısını açtım, bakalım yavrular da uçacak mı? Şu an yem bekliyorlar. Gördüğünüz gibi ben geldim, hemen yere atladılar. Girişteydiler. Beni görünce hemen atladılar yere. Bakalım yavrular da uçacak mı? Gel. 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 Hiç kasaları yok herhalde, bakalım. Kovalayalım bakalım. Evet, yavrular kaçabilir şu an. Bakalım kaçıracağız mı, uçuracağız mı? Alan oğlum, kaçacaksanız kaçın, uçacaksanız uçun ya. Yok, yavrular hiç bakmadı. Tamam, daha iyi. Uçmasınlar. Daha küçükler arkadaşlar. Hayvanlar daha burunlarını bile tamamlamadı. O yüzden uçmasalar da sıkıntı yok. Şimdi bugün ıslık eğitimi 6'yı çekeceğiz arkadaşlar. Atmaca mı geliyor? Neyse, tamam, sıkıntı yok. Bugün arkadaşlar ıslık eğitimi 6'yı çekeceğiz. Ben hemen gideyim. Bugün vereceğimiz yeni ilaçla, yani takviye ile yapacağız arkadaşlar. Bugünkü yem verişi. Ben yemi hazırlayana kadar siz arkadaşlar şöyle bir kuşlara falan izleyin. Kamerayı öyle boşa sabitledim ama yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle hazırlanışını da göstereceğim hemen. İlaçları göstereyim. Bu var. Bu da yine %100 performans demiş. Crop. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Zaten posta güvercinine yönelik olduğu için Tyson, her ürününü kullanabilirsiniz, yani sıkıntı olmaz. Bugün şimdi göstereceğim arkadaşlar ben nasıl kullanıyorum. Bunun içinde ölçeği var. Şöyle gördüğünüz gibi. İlk önce arkadaşlar ben kuşlarımın yiyeceği kadar yemi alıyorum. Buraya atıyorum. Benim kuşlar için bu kadar yeterli. 4 tane kuş için ideal. Şimdi bunu arkadaşlar ıslatıyoruz. Yemi nemlendireceğiz yani. Normalde bu suyla yapılır, ben bununla yapıyorum. İki ölçek attım. Şimdi karıştıracak hemen bir şey getireyim arkadaşlar. Şekilde. Karanlık oluyor biraz ama. Bir ölçek daha su alalım. Bir kapak. Bunu şimdi toz yapışsın diye arkadaşlar nemlendiriyoruz. Şimdi
içine tozumuzu da atalım. 1 kiloya şu kadar arkadaşlar, 1 kilo yeme, dolu dolu bir ölçek. Biz de o yüzden bunun yarısından biraz daha azını veriyoruz. Ben ayarlıyorum onu kendim. Şu şekil. Bu kadar. Bunu şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi böyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Gayet iyi olur. Bira mayası gayet güzel. Sarımsak yağı kullanabilirsiniz. Her şey. İşte nar şurubu. Kuşlar için arkadaşlar çoğu şeyin faydası var yani. Ben buna biraz da toz atacağım. Az gelmiş çünkü belli oluyor. Şöyle hemen biraz daha. Hemen biraz daha attık arkadaşlar az geldiği için. Şimdi bu biraz dinlensin arkadaşlar. Hafif çeksin. Bu burada dursun. Ben şu ilaçları kaldırayım. Şimdi yemliğimizi çevirelim. Bakalım yavrular öğrenmiş mi yeni. Yok daha hala daha bilmiyorlar. Daha öğrenecekler. Şimdi bakalım bunların abileri nerede uçanlar. Şurada karşıdalar uzakta. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Görüyorlar yavaş yavaş. Gidiyorlar. Ölüyorlar mı gidiyorlar mı belli değil. Kamerada arkadaşlar ben göremiyorum şu an, görünüyor mu bilmiyorum. Ah gördüm. Kamerada gördüm. Bak bunların yiyeceği yok arkadaşlar. Yavrular öğrenmiş arkadaşlar bayağı. Aranıyorlar çünkü şimdi şu anda ya. Hadi bir şey yapalım bakalım. Gel. Bakalım şimdi. Kuşlarımızın da inmeyeceği tutuyor ben biliyorum şimdi. Normalde 5 dakikadan tur atıp gelirler. Kameraya geçince uğraştırıyor. Bunun da kötü yanı böyle arkadaşlar, kalktı mı inmiyor. Taklacının da indi mi kalkmıyor. Böyle bir sorun var. Ama taklacının yani yerini tutar bence. Ben taklacıda baktım çünkü. Taklacı çok iyisini bulmanız lazım. Yani çok iyi paralar verip iyisini bulmanız lazım. Keyif almak istiyorsan. Bir çekere 50-100 liralık kuşla
sanmıyorum yani çok keyif yapacağım. Ya kuşlar görünmüyor, böyle geziyorlar herhalde şu an. Şöyle bir çıkıp bakalım. Bak şurada var. Yok arkadaşlar, bunların inceği yok, ben yavrulara öğrettim bari. Yavrular STK filminden devam edelim. Video da çok uzun oluyor çünkü. Çok uzun videoyu izlemek de sarmıyor. Kendimden biliyorum. İzlemek keyifli olmuyor. Böyle güzel. Yemi verirken arkadaşlar ıslık götüreceğiz hayvanlar öğrensin diye. Şimdi böyle bakın. Yaptığım hareketi aynen uygulayın. Bunlar yavru kuş olduğu için arkadaşlar hemen tepki veremiyorlar yani. Biraz heyecan, korku var hayvanların içinde. O yüzden böyle ani tepkiler falan veremiyorlar. Yetişkin kuş olsa çoktan atlamıştı yani. Bakın bunlar şimdi atladı. Gördünüz mü? Olayın şokunu atlattılar şu an. Şimdi saldırıyorlar yani. Bu şekilde arkadaşlar ıslık götüreceksiniz. Hayvan yemlerken ıslık götüreceksiniz. Ondan sonra kuşlarınızı alıştıracaksınız. Çok basit. Bizimkiler önüne bugün harbiden uçacağı tuttuğum ya şerefsizler. Gidiyorlar abi. Şu an gözümle göremiyorum, kameradan bakıyorum. Bak diyorum. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. İndiremiyoruz postaları. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videonun devamı gelecek arkadaşlar. Oynatma listesine ekliyorum ben bunları. Şu anda 5 bölüm çektik. Oynatma listesinde var. Kameranın yanı tutuyor. Oynatma listesine ekledim arkadaşlar. Şu anda 5 tane video var. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.